Çok sevdiğin yazarlar tutturun içinde Yazarlar Kulübü'nde. Sen de tuttur üyesi ol, onların yorum ve tahminlerini kaçırma. Üstelik uygulamaya ve tutturanlar kulübüne özel ilk kuponunda 150 TL'ye kadar hediye. Tuttur, en kral sensin. Bir oyuncu daha almış Liverpool. Kim almış abi? Oraya ulaşamaz o. Fulham'dan bir orta saha daha almış galiba. Açıklamışlar mı? Açıklamışlar. Açıkladılar. Fabinho değil yani, bir tane daha adam almışlar. Dur bakalım ya. Pardon Fulham'dan değil, özür dilerim. Porto'dan. Porto'dan bir oyuncu daha almış Liverpool. Almış mı? Ha. Normal. Porto'dan, son transfer bu kadar iyi çıkınca. Porto'dan ismini söyleyemeyeceğim kadar uzun. Allah dur. Allah. Uğur bir bakar mısın? Orta saha oyuncusu almış abi. C ile başlıyor. Cavalli diyeceğim de. Kim? Fabio Vieira. Ne? Fabio Vieira. Olabilir. Onu Fabio yani. Vieira nerede? Fabio Vieira. Porto'dan. Porto'dan mı? Olabilir. Allah Allah. Ha bak onu almışız. Liverpool almış mı? Resmi olarak bir haberler var. Ha. Evet, Fabio Vieira tamam işte onu almışız. Serdar abiye gelmiştir haber. Vitinha falan mı dedim de ben bir acaba? Bir de Fulham'dan bir oyuncu aldı. Fulham'dan Fabinho mu? Fabio mu? Öyle birini aldı. Hı. Belki de bu Fabio Vieira Fulham'da mı oynuyormuş? Fulham'da mı oynuyormuş? Fulham'dadır abi. Ya. Sen Porto'dan diyorsun çünkü yani. Porto'dan kiralık olabilir o. Bir bak bakayım. Dur abi bak. Fulham'dan bir oyuncu aldık bir şeyler. Tamam, bir de Fulham kadrosuna bakar mısın sana zahmet? Fabio Vieira 21 yaşında zaten yani. Fabio öyle bir şey var mı? Fabio için bir transfer ihtimali de şey. Bu çocuk Porto altyapısından zaten boş Fabio Vieira. Transfer boş iş diyorsun boş değil mi Yavuz? Yani, kim veriyor haberleri kardeşim bize yani? Senin dönemin başladı Yavuz. Evet. Çok huzurluyum. Yavuz dönemi. Ya bir şey soracağım. Buradan niye yani Fenerbahçe'ye sesleneceğim de niye açıklamıyorlar bu biten transferleri? Biten transfer mi? Şu Enser Buraiç mesela açıklamadılar. Jinho'yu çok mesela infial oldu sosyal medyada. Ondan kim? Sonra açıkladılar. Jinho kim? İşte Altepe'ye yapılan takviyeler falan var ya. Ha. A takıma bilmem ne. Bu sene bu arada 40-45 kişi falan kampa gitmeyi düşünüyor Fenerbahçe. Gençlerle birlikte hep beraber. Harika. Fabio Carvalho. Fulham'da Fabio Carvalho. Onu diyecekmiş. Adam burada tamam. 18 yaşında oldu. Bir oyuncu var o. Tamam. Chelsea Leicester City diyelim o zaman. Ya bomboş bir maç. Buna gol de karşılıklı gol de geçti. Tabii canım net. Ya üzüldüm ama Chelsea'yi bak. Ben Liverpool'luyum. Harbiden kupa maçını hak ettiler abi. FA Cup'ı. Bence iyi oynadılar. Daha net pozisyonlara girdiler ama bir tık iyi oynadılar ya. Bu kadar da değil. Olsun abi. Bir kupaya yakışırdı Tuchel'e bu sezonda. Ya, bu kadar şeyde kaosun içinde. Şimdi bak Aspilicueta ile yani, Marcos Alonso'ya Barcelona talip etmiş mesela. Gitti, işte gitti ya. Öyle diyorlar. Aspilicueta son bir kez Chelsea yönetimiyle konuşacağım Marcos falan diyormuşlar. Evet, soğukkanlı. Enteresan iş. Tabii şey, Jordi Alba da geldi. Kadayıf'a geliyor yani. İspanya oldu o da 31-30. Bu da gelmedi de geliyor yani. Hafiften incir. Şey, trene bindi. Bruno Sosa'ya İstanbul Bruno trene Sosa'ya bindi. Bruno Sosa'ya alırlar diye bekliyordum da olmadı. Şimdi orada şöyle diyorlar Barcelona için. Marcos Alonso, Rafinha. Rafinha şeyle Leeds United'lı. Aspilicueta. Şey, Lewandowski. Asıl hedef bunlar diye. Lewandowski 34 yaşında Bundesliga'da bu kadar gol atıyorsa La Liga'da 60 tane atar. Bence de 50 tane kesin atar. 50 tane yani. %100 atar. Karim Benzema kadar oynar. Çocuk ligi yani. 50 tane rahat atar ya. Yani güzel kadro olur. Rafinha şey. Dembele'yi tutacaklarmış. O zaman şeyleri verecekler bunları Memphis'le. Memphis gitsin yani. Adamayı kullanmayacaklar. Aubameyang'ı falan. Traore. Adamı Traore'yi kullanmayacaklar. Abi Traore Barcelona'nın oyuncusu değil ki. Bence de değil. O Valencia'nın oyuncusu bile değil yani. Teknik takım oyuncusu değil o. Premier Lig'den dışarı çıkmazdım ben onu. O yalnız. Mesela kontratak oyuncusu. Tabii. O böyle ya da ver babaya gitsin. 3-4-3 Conte sağ kanat bek. O da defansa gelmez. Conte getirdi. Conte nasıl getirdi abi gene? Conte nasıl getirdi şeye? Yine getirdi. Şampiyonlar Ligi'ne getirdi ya. Karıştırdı. Ulan takımı vallahi büyük hocasın abi. Adam. Şu küçük takımı. Küçük takımı. Şu sinekleri. Şampiyonlar Ligi'ne getirdin abi. Biz yarın bir ifşa edecek toplumda. Ya böyle bir şey olur. Arsenal yendi mendi bir şey yaptı geldi. Son hafta geldi adam ya. Ne olsun abi. Vallahi büyük hoca abi. Tottenham resmi hesabından hayırdır diye voleyi mentionlıyorlar öyle. Hayırdır krallar. Ne ayaksınız siz yani. Ekranlar bir görüntü işe ekran. Vallahi şu küçük Tottenham'ı büyük hoca dördüncü yaptı ya. İnanılmaz bir şey ya. Vay be. Arsenal Everton o zaman. Arsenal artık kaybetmeye alıştı. Everton kümede kalır. Abi Everton hala zordu. Yine 3-2 verdiler maçı biliyorsun değil mi? Yener, bu sefer yenerler. Bu sefer yenilmezler en azından. Bence puan alıp kalırlar. Bu maça bahisi yani, kuponları yatırmayın. Ben yine de karşılıklı gol var diyorum bu maça. Ama Arsenal artık şey oldu be abi. İşte karşılıklı gol var dedim abi ben. Yani tamam, hiç riske girmem abi. Ben Everton yenilmez diyorum. Eyvallah. Chelsea Watford. Chelsea tek başına 2.5 atar bence. Evet abi net. İlk yarı 2 gol olur diyorum ben de hatta tamam, yani. Tamam güzel. Goldeyiz burada. Evet, Watford da aldı zaten.
Crystal Palace, Manchester United. Abi net Crystal Palace. Palace. Net. %100 Crystal net Palace. Galibiyet yani. Ronaldo da oynamaz son hafta. Takım oynamam bu kadar. O taliplerini falan arıyordur falan. Tenak konuşmuş mudur acaba? Alo, Cristiano. Adam Şampiyonlar Ligi'ne gitmedi ya. UEFA'ya bile gitmiyor galiba. UEFA'dan düşüyorlar mı? 7. mi? Fransız ligine mi? Ne onlar galiba 7, ya? 7 şu an 7. 7. Konferansa gidiyor. Konferansa gidiyorlar galiba tabii. Konferansta şeylerle oynarlar. Üçüncü takımda falan. Yok. Aslında bu konferansın amacı bu değildi ya. Yine amacın dışına çıktı UEFA organizasyonları. Adamlar küçük daha böyle düşük çaptaki ülkelerin takımlarına Avrupa Kupası götürsün yapsın, diye yaptılar. İngiltere şey mi yapsın? Yok Avrupa Ligi'nde şey. 7. mi şu an? 6. Altıncı. Ama Arsenal 5. tabii. West Ham son maçı kazanır. Manchester United kaybederse konferansa gidiyorlar. 8'de gitmiyor. Öyle olacak mu? İşte Crystal Palace olacak. West Ham kimle oynuyor? Lig kupasında FA Cup'ta Liverpool almadı mı abi? Evet. Tamam 8'de gidiyor o zaman. West Ham da Brighton'la oynuyor. Gidiyor mu? 8'de gider o zaman. 8'de gidiyor ama 8 yine konferans ligine gidiyor abi. Aynen konferansa gidiyor. Bir sıra aşağı kayıyor işte. West Ham Brighton'ı yener. Crystal Palace da Manchester United'ı yener. 8. bitirirler abi. Palace mı? Patrick Vieira çünkü Patrick Vieira yılın menajer ödülünü de işte demeye çalıştığın hep buydu ya. Biz burada Fenerbahçe'yi konuşurken adamlar Vieira'yı getirdi. Büyük marka ya. Tabii. Gerard Lampard, Vieira, Gattuso, Cannavaro. Gerard da Aston Villa'da başarısız mı oldu? Çok başarılı ya. Bir de Premier Lig'de abi. Çok başarılı abi. Abi bazı adamların isimleri... Bu arada Rangers'da başarılıydı bu adam. Bazı adamların isimleri... Yani bazı adam mesela Emre Belözoğlu abi şimdi başlamaz ikincilikten anladın mı? Doğru. Yani Emre Belözoğlu ikincilikten başlamaz. Emre Belözoğlu birincilikten başlar. Fener Başakşehir odur yani. İşte yani mesela Arda Turan teknik direktör olacaksa TFF birden başlamaz yani. İşte gidip atıyorum alt ligde bir tane takımdan deneyim öyle başlamaz yani. Bazı adam öyledir. Mesela Ayhan Akman şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Teknik direktör olacak. O başlayabilir alt ligde veya Süper Lig'in daha düşük düzeyli takımlarından bir tanesinden. Ama Arda Turan öyle başlamaz abi. Bazı adam biraz üstten başlar. O öyledir yani o. Roberto Carlos Sivas'a geldi. Raul gelmez abi. Türkiye'ye gelmez Raul. Değil Sivas'a, Türkiye'ye gelmez. Raul der ki ben baba ikinci yardımcı hoca olurum. O olurum, bu olurum. Real'de çalışırım ben. En kötü Getafe'de falan çalışırım. Yani şeyde çalışmaz. Böyle İspanya dışına falan da çok çıkmaz yani. Böyle adamları bulmak lazım eğer şey bulamıyorsan. Xavi işte gitti Katar'a. Ama futbolcu olarak gitti. Sonra teknik direktör olarak. Teknik direktör olarak Barcelona'ya gelir abi. Katar'ın yüzü oldu bu arada. Tabii hani sen Dünya Katar'dan ben seni Katar'dan alayım da baba bir de sen mi işte attım şimdi Rusya'da bilmem ne takımını çalıştırır gitmez baba. Tamam. Bence Arda Turan seneye şeyde kalacak biliyor musun? Galatasaray'ın teknik ekibinde kalacak. Ben olsam Iniesta'yı şimdiden bir hala oynuyor. Yemek yerim yani şimdi. Hala oynuyor biz. Oynuyor bir çatır yemek, çatır oynuyor. İşte şimdi yemek yerim baba. Yemeği Iniesta'yla. Iniesta'yla yemek yerim. Iniesta'yla yani güzel olur ha. Tamam abi. Kulüp başkanlarının parası tanışırım var değil abi, mi? Tanışırım. Güney Kore'ye gidecek kadar. Baba ben sana hayranım. Kitabını da okudum. Evet. Şu ben senin şu bağlarını bir görmek istiyorum falan dersin. Hani, tamam. Bak bizdeki bağlardan edeyim. Da bu çıkıyor abi, dersin. Adamla muhabbet et. Iniesta falan sana fayda sağlar abi. Bak Nuri Şahin'in ulaşabildiği network birçok kulüp başkanında yoktur. Tabii ki. Bu işler böyle abi. Sen Nuri Şahin'sin abi. Liverpool'da oynamışsın. Real Madrid'de oynamışsın yani. Sen Nuri Şahin'sin sonuçta böyle yani. Ya adam işte gitti şeyi getirdi. Liverpool'un taç antrenörü bak çat diye getirdi bir hafta. Grönmark'ı. Thomas Grönmark'ı getirdi. Ben Arda Turan'ın için teknik ekipte kalır diyorum. Burada başlamadan önce sevgili Ufuk Kağan Karacan'la L1 üçgende hala duruyor. Evet. Bizim Radyo Gol için yapmıştık. Bayağı da bir izlenme almıştı. Yani belki de şu anda milyonu geçmiş olabilir. Ha, eski bir röportaj. Arda Turan tabii. Selam söylüyorum. Selamlar buradan Ufuk abiye de. Yani şey oldu. Nereden baksan 1,5 sene oldu biz Arda Turan'la. Pandeminin zamanındaydı bu. Hani pandemide Zoom'da şeyler falan. Arda Turan dedik bizi hiçbir şekilde şey ilgilendirmiyor. Yani sana soracağımız sorular tamamen oyunla, futbolla, senin yaşadıkların ve yapmak istediklerinle alakalı deyince tamam dedi. Hiç şey sormadık hani. Günden çıkmadık. Hiç magazin olmadı. Ve ben 50-55 dakika boyunca böyle şey... Bayağı hayranlıkla dinledim Arda Turan'ı. Ben o sebepten mesela Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum Arda Turan'ın. Yönetime bağlı. Tabii kim gelecek bir daha o da var. Yani. Bir de Arda Turan teknik direktörlük istiyor mu o da var abi. Bence istiyor. Yani o şey söylediği şuydu röportajdan çok küçük bir satır arası vereyim. Hani biz bazı TFF birincilikteki ikincilikteki teknik direktör arkadaşlarla konuşuyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz falan diye konuşuyor yani. Hani takım kaptanı ne demek peki? Hani ikincilikte mesela Samsun Spor'da vardı. Genel kaptan. Eskiden vardı o. Ne o? Sen hatırlamazsın. Genel kaptan vardı. Genel i̇şte kaptan da futbolcu ve sorumlusunun Türkçesi. Abdurrahim Albayrak. Öyle mi? Kulübede oturuyor. Mesela Fenerbahçe'nin ikincilikte yapıyorlar eskiden hala. Şöyleydi.
Eski Adnan Sezgin. Tam bir genel daha kaptandır. Evet. Bravo. İşte eskiden kulüplerde şöyle bir şey vardı. Başkan, futbol şube sorumlusu. En çok parayı veren ikinci adam o. Metin Aşık. Başkan Tahsin Kaya. Metin Aşık futbol şube sorumlusu. O kulübede otururdu. Tabii. Çok iyi. Ergün yani yönetici kulübede otururdu. Ergün Gürsoy kulübede otururdu. Yurda Şenkar Hasanlar falan hep kulübede otururdu. Bir de genel kaptan yani konurdu. Genel kaptan da hani yönetici değil. Ama hani yönetimle şeyin arasındaki adam. Köprü. Yani göbekli abiler vurdu böyle. Tamam mı şeyde? Kulübede oturdu genel kaptan işte böyle. TFF birincilikle devam ediyor hala bu iş. Evet, genel kaptan vardı. Şimdi günümüze şey yaparsan hani... Sportif direktör, evet, futbol direktörü falan yani. İdari koordinatör falan gibi yuvarlayabilirsin günümüze yani. Güzel iş. Crystal Palace United konuşalım bir daha yoksa? Dedik net kazanır. Crystal Palace tamam, Liverpool Wolverhampton. Yeneriz. Liverpool kazanır. Norwich Tottenham. Tottenham kazanır. Tottenham kazanır. Çok sevdiğin yazarlar tutturun içinde Yazarlar Kulübü'nde. Sen de tuttur üyesi ol. Onların yorum ve tahminlerini kaçırma. Üstelik uygulamaya ve tutturanlar kulübüne özel ilk kuponunda 150 TL'ye kadar hediye. Tuttur. En kral sensin.